Abi yenilgiyi hazmedemiyorlar. Bu nereden geliyor musun? Bu Fatih Hoca'dan geliyor. Mesela Fatih Hoca da Abdullah Hoca bir yumruk, bir sağ, bir sol, bir sağ vurdu ama Abdullah Hoca geri kaçtı, kurtuldu. Şimdi Galatasaray yenildiği zaman yenilgiyi kabul ediyor. Galatasaray'dan çok hoşuma gitti. Galatasaray bırak baştaki eksikleri. Evet. Kim? Ali Şansalar. Ali Şansalar. Ama bak dinle. Bak Halil Umut Meler. Halil Umut Meler. Abdülkadir Bitigen. Oraya koydu. Zor yazmak lazım ya. Zorbay Küçük. Yaz abi şunları. Zorbay Küçük. Evet yavaş yaz abi sen. Güzel olur. Zorbay Küçük. Zor. Adem abi valla bu hoşuma gitti. Evet abi Sparta Prag'daki Galatasaray'ın maçı kaybettiğinin sebepleri. Doğru. Bir de Cafer'in biliyorsun yerine Mehmet Büyükekşi olmadığı için UEFA tabii şimdi nasıl UEFA ya. Mesela tabii. Mehmet Büyükekşi olsaydı ona göre hakem atardı oraya. Cafer'e ulaşamayınca onu atamasını yapamayınca Galatasaray 4 yedi. Bugün aynı şeyi düşünelim. Cafer'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsaydı. Tamam mı abi? Ondan sonra hakem de İngiliz Selim abi olsaydı. Özür dilerim tabii Selim abi. Bu espritüel bir şey. Bu maç 4 olurdu abi Antalya'yla yine. Biliyorsun değil mi? Yaz abi oraya. Yaz. Prag'daki eksikler. Galatasaray eksikleri. Evet, evet abi. Mehmet Büyükekşi. UEFA Başkanı ama. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da laf olmaz. UEFA. Kim? Bir. UEFA Başkanı Mehmet Büyükekşi. UEFA Başkanı. Evet abi. Abi Cafer'ini aldık. Onu oraya koyduk. Adam ya öyle... sen var ya çok tehlikeli. Abi o kadar başarılı ki oraya koyduk. Mehmet Büyükekşi. Serhat. Kusura bakma bak bir şey söyleyeceğim. Şeyi söyleyeceğim sana. Bugüne su kaynatmaya başladı. Bak, söndüreceğim bak. Bak Mehmet Büyükekşi. Kaynamayı azaltmak için serinleteceğim. İki biraz. Arda kardeşler. Arda kardeşler. Evet Arda kardeşler var. Şimdi bu hakem olarak mesela Ali Şansalan. Aa Ali Şansalan var ya. O maçta sen de bütün MHK'yi saydın oğlum abi, ya. Abi yok. Galatasaray'ın hizmet. Ben burada Galatasaray hizmetkarlarını sayıyorum. Halil Umut Meler. Ondan sonra adam dur dayak yemiş. Ondan mı sayıyor? Hele çünkü Fenerbahçe'nin hakemlerinden ha. Ona geleceğiz. Ne zaman geleceksin? Onda hakem yok ki. Fener'de hakem olsa Fener 5 yıldır şampiyon. Cihan Aydın yok mu? Abdülkadir Bitigen. Bitigen çok önemli. Tabii çok önemli. Oo, onu koymazsak olmaz. Çok önemli. He? O çok söz dinlermiş. Tabii. Mesela o. Her denileni yaparmış. Emredersin komutanım. Yeter mi? Yeter. Zorbayı da yazdın mı? Zorbay Küçük de ya. Zorbay Küçük de. Zorbayı da yazdı ya. Zorbayı da. Abi bunlar ünlü hakemler bizim yetiştirdiğimiz. Şimdi tabii ben UEFA'nın hakem merkez başkanını bilmiyorum ama bizim şeyi de koyalım oraya. Selim abinin çok sevdiği. Bizim MHK başkanı da UEFA... Aday Baba'ya göre Prag karşısındaki Galatasaray'ın eksikleri. Evet abi. Mehmet Büyükekşi, Arda kardeşler. İbaraoğlu'nu da şey yapalım. UEFA'dan hakemlerden sorumlu başkan yapalım. O da yoktu evet. O da olsaydı orada. Onu postacı yaparız. Arada onu postacı. Bu eksiklerden dolayı Galatasaray 4. Tiyatrona izin verdim. Yani bir şey demiyorum işte. Bu senin mizan seninle. Eksik abi eksik. Bu kadar öyle çıktı 4 oldu. Hoşuma gittiği için verdim. Sağ ol teşekkür ederim. Ama ya bir şey şurada bir gerçek. İşte Türk Dolu'nu maalesef Büyükekşi ve arkadaşları bu hale getirdiği için çıkıyorsun. Bu hakemlerle idare ediyorsun. Komedi. Ama Avrupa'da sana tokatı vuruyorlar. Komediye müsaade ediyorlar abi. Bak işte komedi. Herkes ama bir şey söyleyeceğim. Ya, o maçı tamamen mağlubiyeti Okan Hoca'ya yazar. Okan Hoca'nın sen 1-1 yapmışsın oyunu tutsana. Evet. Diyor Gökmen Kaan'a da yazar diyor. 10 kişi kaldı. Ya 11 kişi zorlanıyorlar diyor. Bir kişi kaldı, eksik kaldığı zaman adamlar beygir gibi koşuyor. Bir sağdan soldan hızlı.